Tabii Türk evinin hizmete girmesiyle birlikte imkanlarımız çok geniş bir şekilde arttı. Biz de bundan faydalanmak için başkonsolosluk olarak faaliyetlerimizi çeşitlendirmeye çalıştık. Bu amaçla hem sosyal faaliyetler, hem kültürel faaliyetler, hem de resmi programlara ev sahipliği yaptık. Faaliyetlerimizi daha ziyade yabancılara yönelik de geliştirmeye özel önem gösterdik. Bu amaçla da yabancıların Türk evine ilgisini arttırmak için çeşitli işbirlikleri geliştirdik. Tabii çok geniş yelpazede faaliyetler düzenledik bugüne kadar. Ve geçmiş dönemde baktığımızda resmi, kültürel ve sosyal olarak kategorize ettiğimiz faaliyetlerin sayısının 50'yi geçtiğini görüyoruz. Esasında bu kadar kısa sürede 50'den fazla faaliyete ev sahipliği yapmak hem organizasyon açısından hem zaman açısından güç bir işti. Ancak Türkiye'nin bize sağladığı imkanlar sayesinde bunları gerçekleştirebilmiş olduk. Türkiye'ye açıldıktan sonra zaten inşaat aşamasında New York'taki diplomatik çevreler başta olmak üzere yerel makamlar ve Türkiye'ne komşu bölgelerdeki birçok iş yerinden binaya yönelik özel bir ilgi vardı, merak uyandırdı. Çünkü malumunuz olduğu üzere Türkiye'nin çağının en ileri inşaat teknolojileriyle inşa edildi. Ve açılışın gerçekleştirilmesinden hemen sonra Covid pandemi sürecini de takip eden süreçte New York'taki kor diplomatiğe, diplomatik camiaya yönelik en büyük resepsiyona ev sahipliği yaptık Türkiye'nin de. Ve yaklaşık 60'a yakın yabancı ülke başkonsolosu, New York'ta muhakim, Türkiye'nin de bu resepsiyona katılma fırsatını buldular. Bu vesileyle diğer ülkelerin temsilcilerine Türkiye evimizi tanıttık ve çok güzel dönüşler aldık açıkçası. Tabii Türkiye'nin getirdiği en önemli değişim başkonsolosluk faaliyetlerimizi layıkıyla yerine getirebilmemiz oldu. Çünkü geçmişte özellikle kirada bulunduğumuz dönemde, faaliyetlerimizi orada sürdürdüğümüz dönemde daha kısıtlı imkanlarla hem vatandaşlarımıza hizmet sunmak zorunda kalıyorduk. Hem de arzu ettiğimiz etkinlikleri arzu ettiğimiz etkinlikte gerçekleştiremiyorduk. En önemli faydası bu oldu. Şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin hizmete girişi ülkemizin New York'taki görünürlüğünü son derece arttırmış durumda. Türkiye'nin hizmete girişinin en önemli boyutu ve en önemli katkısı kuşkusuz Türk toplumumuza erişim ve onların faaliyetlerine destek bağlamında oldu. Şunu söyleyebiliriz, Türkiye'nin Türk toplumunun yerine getirdiği faaliyetler bakımından bir buluşma noktası haline geldi. Bunun en önemli örneği 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle New York'ta gönüllülük esasında hizmet veren okullarımızın katkılarıyla burada düzenlemiş olduğumuz çok geniş katılımlı kutlama oldu, bayram oldu. Ve nitekim 300'den fazla çocuğumuzu, velimizi yıllardan sonra ilk defa kendi evimizde ağırlamış olduk. Ve 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı da coşkuyla kutladık. Keza önde gelen sivil toplum kuruluşlarımız yer ihtiyaçları bağlamında burada toplantılarını gerçekleştirebiliyorlar. Üyeleriyle burada buluşabiliyorlar kendi toplantıları için. Salonlarımızı zaman zaman talep geldiği takdirde bu amaçla tahsis edebiliyoruz. Benzer şekilde biz Türkiye'ye açıldıktan sonra vatandaşlarımızı burada mümkün olduğunca bir araya getirmeye çalıştık. Bu amaçla da birçok toplantı düzenledik vatandaşlarımızla. Bu tabii ki burayı ziyaret eden vatandaşlarımızda böyle bir imkanı görmek, böyle bir binayı görmek bir mutluluk yaratıyor açıkçası, memnuniyet.